Yarın sabah saat 10'da Kartal Adliyesi'nde görülmeye başlanacak bir dava var. Çok uzun zaman, duyduğumuz andan itibaren canımızı feci halde yakan bir mesele. İsmail Ağa cemaatinde dini nikah adı altında 6 yaşındaki YKG'nin yıllarca cinsel istismara uğramasıyla ilgili duruşma. Tekrar görelim o şeyi arkadaşlar, afişi. Yusuf hocamıza sahip çıkıyoruz, zulme karşı omuz omuza. Küffar küffarlığını yaparken Müslümanlara onlara karşı sessiz kalmak yakışmaz. 30 Ocak'ta Kartal Adliyesi'nde Müslümanların sesi olmaya gönlünde iman olan tüm halkımız davetlidir. Önay Hanım, ne diyorsunuz? Valla zulüm, kim kime zulüm etti, kim kime zulüm uyguladı, zulüm bu olayın neresinde diye baktığımız zaman esas zulüm gören o küçücük kız çocuğudur ve onun yıllarca süren acılarıdır. Bu acı öyle ilacı falan olan bir can acısı değil, ilacı olmayan, geçmeyen, müthiş travmalar yaratan bir acıdır. Nitekim dava açılmadan yapılan tüm hazırlıklarda adli tıbbın çocuğun ruhsal hayatında meydana getirdiği olumsuzluklar tıbbi rapor halinde de belirtilmiş, ifade edilmiştir. Bu yanıyla bir cinsel istismara uğradığı, istismar demiyorum ben buna, hı hı, tecavüz diyorum. Çünkü istismar bir şeyin kötüye kullanılmasıdır. Burada resmen tecavüze uğrayan küçücük 6 yaşında bir daha bebek çocuktan bahsediyoruz İpek Hanım. Bunun bir başka zulüm eksenine çekilmesi mümkün değil ki. Bu kadar büyük zulüm olabilir. Ve bu zulmün failleri sadece Kadir isimli kişi değil, buna el veren, izin veren, onay veren, teslim eden ailesidir. Başta babası olmak üzere, babasıdır, annesidir, kardeşleridir. Dolayısıyla bu olay böyle çok basit, çok sıradan bir olay gibi görülmemelidir. Bunun yanı sıra içinde var olan bir tarikat bağını da unutmamak gerekir. İddianameyi de getirdim ben. Orada müşterek iştirak halinde bir istismarın olduğu ifade ediliyor ve bütün şüpheliler için istenen tek tek cezalar yazılı. Umarım burada yargı kanayan vicdanları durduran bir karar verir. Hem çocuk için, o müşteki için, hem bilmediğimiz belki bu acıları yaşayan başka çocuklar, başka mekanlar var onlar için, hem de çok içi yanan bizim gibi kalbi acıyan insanların da vicdanını tatmin eden bir karar çıkar. Umarım. Selin Nakipoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. CHP adına davayı izleyecek olan Sayın Turan Aydoğan da bizimle birlikte. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili meslektaşım. Yarın sabah o da orada olacak. Siz de orada olacaksınız. Bugün biraz evvel gösterdik. Cemaat mensupları da orada olacak anlaşıldığı kadarıyla. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruşma öncesinde mahkemeden davanın kapalı yapılmasını ve olaya ilişkin yayın yasağı konulmasını istedi. Ne bekliyorsunuz Selin Hanım? Öncelikle biz kamuoyu olarak çok mühim bir şeyi başardık. Onu söylemek istiyorum. Bu 19 sene sonra bir dava açılıyor. 19 sene sonra açılan davanın ilk duruşmasını da hatırlarsınız Mayıs ayına vermişlerdi. 30 Ocağı alınması bizim sayemizde oldu. Adalet zaten 19 sene gecikmişti. Daha da gecikmesin diye kamuoyu olarak günlerce uğraştık. Hashtag üstüne hashtag mesajlar yazdık sosyal medyada. Öncelikle bunu bir görelim. Biz fikri takibimizle bu davayı 30 Ocağı aldırdık. Ne zaman bu gündemimize düştü? Geçtiğimiz yıl Aralık ayının başında Timur Soykan'ın haberiyle hakikaten çok büyük bir sarsıntı yaşadık. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, o zaman 6 yaşında olan kızını, 98 doğumlu HKK, 29 yaşında olan bir müridiyle, Kadir İstekli ile dini nikah adı altında evlendirmişti ve
oyun diye kandırılarak senelerce süren tecavüze maruz bırakılmıştı. Bunu öğrendik. Daha sonra şunu öğrendik, haberler, detaylar gelmeye başladı. Kamuoyu duymasın, süreç yargıya taşınmasın diye 14 yaşındayken, yani 2012 senesinde adet düzensizliğiyle başvurduğu hastanede doktor fark ediyor, istismarı ihbar ediyor. Kemik yaşının tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gönderiliyor. H yerine 21 yaşındaki bir kadından örnek alınıyor. Savcılık doğum belgesini bile nedense istememiş oluyor. Çocuk olan, o zaman çocuk olan H'nin ifadesiyle kemik testi arasındaki tutarsızlıklara rağmen kovuşturmaya yer yoktur kararı veriliyor 2012'de. Yani kamu kurumlarının da bu suça ortak olduğu bir dosya bu. Biraz önce şunu söylediniz kıymetli İpek Hanım. Dediniz ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başvurusu var, katılmak. Yani şunu söylüyor bakanlık, değil mi? Biz de suçtan zarar gördük. Suçtan zarar gören olarak katılma talebinde bulundu. Gizlilik talebinde isteyenlerden biri, sanık müdafi katılan vekilin de istediğini biliyoruz, gizlilik talebini. Peki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012'den beri neden acaba böyle bir sürece dair hiçbir şey yapmadı? O zaman da haber olduğuna dair, o zamana ilişkin de bir haberlerin olduğuna dair bilgimiz vardı. Nasıl var? HKG'nin ailesi boşanma davası sonrası kızlarının İstanbul'da kaldığı sığınak yerini tespit ediyor. Sığınağa basıyor ve H'yi kaçırmaya çalışıyor. Bunu okuduk, bunu da okuduk Timur Soykan'ın haberinde. Bu baskın sonrası H başka bir şehre götürülmek zorunda kalıyor ve en fenası 6284 sayı yasanın en zor ağır tedbirlerinden olan kimlik değiştirme talep ediyor ve kimliği değiştiriliyor. Yani bu kadar uzun bir süreç var 2012'den bu zamana kadar başlamış olan. Biz zarar gördük diyen bakanlığın hiçbir sorumluluğu yok. Bunları düşünüyorlar mı çok merak ediyorum. Biz yarın çok kalabalık olarak Anadolu Adliyesi'ndeyiz, Kartal'dayız. Yarın çocuklara cinsel şiddet uygulayıp hayatlarını karartan, cemaatleri, tarikatları kollayanlara, çocuğun rızasından bahsedip yeniden Adalet Bakanı olabilenlere, çocuk istismarının önünü açma niyetiyle defalarca yasa teklifi getiren milletvekillerine, failleri aklayanlara, bizi karanlık dehlizlere çekmeye çalışanlara inat. 15 yaş altı çocuklarının evlendirilmesinin önünü açmak için yasa teklifleri getiren AKP milletvekillerine inat. Anadolu Adliyesi'nde önünde olacağız, öncelikle çok erken saatlerde ve saat 10'da da duruşma salonunda olacağız. Biz bir çocuğun çıkaramadığı ses olamadık. Bari yarın onun bu mücadelesinin sesini büyütelim. HKG çok önemli bir el uzattı. Çok önemli. Bu Me Too hareketi gibi çok önemli bir el. Bu onun elini tutmak için yarın sabah hepimiz Anadolu Adliyesi'nde olacağız. Şu anda şehir dışından gelen o kadar çok kadın var ki otobüslerde. Buradan da onlara selam olsun. Evet. Muğla'dan gelen, Ankara'dan gelen çok kadın var. İzmir'den gelen. Hepsinin yolları açık olsun. Yarın sabah hepsini coşkuyla karşılayacağız Anadolu Adliyesi'nin önünde. Biz kamuoyu olarak çok önemli bir şeyi başardık. 19 sene geciken adalet daha da gecikmesin diye Ocak ayına aldırdık. Fakat bu soruşturma daha çok genişletilmeli. Burada sistematik şiddet var. İddianamede ifade edilen sanıklardan daha da ötesi var. Tek maddeleri genişletilmeli. Ve şunu da eklemek istiyorum. 17 Ocak birkaç gün önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Diyanet İşleri'yle protokol imzaladı. Daha yeni. Konusu 4 ila 6 yaş grubu çocukların Kur'an kurslarında eğitim almasının eğitim materyalleri için bütçe sağlanması Aile Bakanlığı Diyanet'e verecek. 5 yıl süreyle üstelik. Yeni bir protokol bu. Ah, Diyanet'in demek ki o muhteşem büyük şeyi yetmiyor, bütçesi yetmiyor. HKG duruşmasında suçtan zarar gördük diye katılma talebinde bulunmuş olan Aile Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Çocukların cinsel istismar başta olmak üzere, cinsel şiddet başta olmak üzere pek çok şiddet türlerine maruz
kalmaması için uğraşsanız acaba daha iyi olmaz mı? Suç işlendikten sonra biz de zarar gördük diye katılma talebinde bulunmanın nasıl bir acaba faydası var? O hayatlar karartıldıktan sonra. Bu hep böyle oluyor. Sürekli aynı senaryoları görüyoruz. Bunların böyle olmaması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çok önemli bütçesi var. Çok önemli yasalarımız var. Bu yasaları uygulatmak için uğraşmaları çok daha önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Selin Hanım.